Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, seçimden önce yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza mevcut hükümet tarafından çeşitli sözler verilmişti. Bu sözlerle ilgili tüm gelişmeleri takip eden ve yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını, isteklerini en iyi bilen isimlerden bir tanesi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sayın Zafer Sırakaya. Zafer Bey, yurt dışı ile ilgili gerçekten çok çok önemli çalışmalar yapan bir siyasetçi. Avrupa başta olmak üzere dünyanın her noktasındaki vatandaşlarımızın sorunlarıyla ilgileniyor. Ancak seçim öncesi verilen sözlerle ilgili olarak şu anda herhangi bir çalışma yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni açıldı. Ancak meclise sunulan herhangi bir kanun taslağı, herhangi bir yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızla ilgili çalışma yok. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız peki ne istiyor? Bakın, seçimden önce verilen sözleri söyleyeceğim. 185 gün kuralı var biliyorsunuz. Son bir yıl içerisinde yurt dışında kaldıysanız ve ikametgahınız da yurt dışındaysa arabanızı 2 yıl için Türkiye'ye götürebiliyorsunuz. Bu aracı siz, yurt dışında ikametgahı olan eşiniz, çocuklarınız, yine anneniz, babanız, hepsinin ikametgahı yurt dışı olacak ama bu aracı kullanabiliyor. Bunların dışında hiç kimse bu aracı kullanamıyor. Siz yurt dışına çıkarken de eğer aracı Türkiye'de bırakacaksanız E-Devlet'ten bir beyanda bulunuyorsunuz. Süresi dolunca, yani 2 yıl dolunca bu aracı Türkiye'den çıkarmak zorundasınız. Bir daha Türkiye'ye araç getirmek isterseniz 6 ay bir daha yurt dışında kalacaksınız. Hükümet şunu söyledi. Bu 6 ayı biz 30 güne düşüreceğiz dedi. Adım atıldı mı? Hayır. Atılmadı. Zafer Sırakaya bununla ilgili olarak gerek sosyal medyasından gerekse de yapmış olduğu açıklamalarından bakıyorum, hiçbir şey söylemiyor. Sayın Sırakaya'nın bu konuyu bir an önce meclise sunacağını, ilgili bakanlıkla görüşeceğine olan inancım tam. Ancak umut ediyor ve bekliyoruz ki, hani siyasetçiler seçim dönemi böyle müjde vermeyi çok seviyorlar ya, inşallah öyle bir şey olmaz. Yani seçime kadar bekletmezler. Bir diğer önemli konu. Türkiye'de emekli olan, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın tam zamanlı olarak çalışması konusu. Bu konuyla ilgili olarak da Sayın Sırakaya'nın bir adım atmasını bekliyoruz. Milyonlarca vatandaşımız bunu bekliyor. Evet, yurt dışında yaşıyorsanız bu konuları elbet sizler de benden çok iyi biliyorsunuz. Diğer bir önemli konu, şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çok daha kolay emekli olması için gün sayısı düşürülecek. Bununla ilgili olarak eğer siz de bir beklenti içerisindeyseniz ve Türkiye'de bir an önce emekli olayım diyorsanız büyük bir yığılma olacak. Yüz binlerce kişi başvuru yapacak. Eğer siz de bir an önce bununla ilgili adım atmak istiyorsanız biraz sonra yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın nasıl emekli olacaklarını anlatacağım. Hemen siz de harekete geçin. Hemen irtibata geçin Emekli TV'nin emeklilik danışma merkeziyle. Hemen işlemlerinizi başlatın ve emekliliğe ilk adımı atın. Benden size söylemesi, yoksa çok beklersiniz. Çünkü büyük bir yığılma olacak. Evet, Sayın Zafer Sırakaya'dan az önce kısaca anlatmış olduğum konularla ilgili bir an önce adım atılmasını bekliyoruz. Zafer Sırakaya'nın da gereğini yapılacağına olan inancımız tam. Bu videoyu lütfen Zafer Sırakaya'nın sosyal medya hesaplarına da gönderin. Paylaşın lütfen, sizden bunu hasreten rica ediyorum. Şimdi geldik değerli izleyicilerimiz, yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızla ilgili çok çok önemli bir konuya. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, benim de eşimin de Türkiye'de bir emekli maaşı olsun, geleceğimiz garanti altında olsun diyorsanız, şimdi anlatacaklarım çok çok önemli. 40 yılda bir ayağınıza gelen büyük bir fırsat var. Nasıl emekli olacağınızı anlatacağım. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız,
mavi kartlıysanız, pembe kartlıysanız, çifte vatandaşsanız ya da sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında ikamet ediyorsanız siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Özellikle yurt dışında yaşayan ev hanımlarına seslenmek istiyorum. Siz Türkiye'de ya da yaşamış olduğunuz ülkede bugüne kadar hiç çalışmış olmasanız dahi Türkiye'de emekli olma hakkına sahipsiniz. Siz de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Bildiğiniz üzere emeklilik çok çok önemli bir konu. Hayatta bir sefer olan bir şey ve bizim geleceğimizle ilgili bir şey. O nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de bir garantisinin olması için en önemli adımlardan bir tanesi emeklilikle ilgili adım atmak. Türkiye'deki bu emeklilik hakkından neden ev hanımları ve hanımefendilerin özellikle yararlanmasını istiyoruz? Çünkü bizim toplumumuzda maalesef kadınlar hep ikinci plana bırakıldı. Kadınlar ömürlerini eşlerine, çocuklarına, ailelerine adarlar. İleri yaşlara geldiklerinde geriye dönüp baktıklarında maalesef elde avuçta hiçbir şey olmaz. O nedenle biz kadınların bu emeklilik hakkından daha fazla istifade etmesini istiyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bu emeklilik işlemlerini yapmaları için artık Türkiye'ye gitmelerine gerek yok. Nerede yaşıyor olursanız olun, Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Avustralya, Kanada, Amerika, Suudi Arabistan, Katar, nerede olduğunuzun bir önemi yok. Artık siz de eğer yurt dışında yaşıyorsanız emekli olma hakkına sahipsiniz ve bunun için de bu tüm işlemleri yaptırmak için de artık Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Kıymetli izleyicilerimiz, nasıl emekli olacaksınız? Hemen çok kısa bir şekilde bunu anlatacağım. Bildiğiniz üzere emeklilik o kadar önemli bir şey ki hayatımızın son gününe kadar bizimle beraber olan bir maaş. Hatta insanlar vefat ettikten sonra onların eşlerine ve bekar olan kız çocuklarına dahi bu maaşları kalıyor. O nedenle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bir kısmı kendi gelecekleri için, eşlerinin gelecekleri için, çoluk çocuğunun geleceği için Türkiye'de emekli olmak istiyorlar. Bu da doğal hakları. Kanunen yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiye'de emekli olmak için Türkiye'de geçmişte ister sigorta girişi olsun, İster olmasın Türkiye'de emekli olma hakları var. Mavi kartlılar, evet sizler de Türkiye'de emekli olabilirsiniz. Pembe kartlılar, evet sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Çifte vatandaşlar, evet sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup da yurt dışında yaşayanların da emekli olma hakları var. Kıymetli izleyicilerimiz, peki siz nasıl emekli olacaksınız? Türkiye'ye gitmeden emeklilik işlemlerinizi nasıl yapacaksınız? Bu WhatsApp hattını önce telefonunuza kaydedeceksiniz. Ardından bu WhatsApp hattına cep telefonunuzdan şu mesajı yazacaksınız. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Ya da ben ve eşim emeklilik danışmanlığı almak istiyoruz diye mesaj atacaksınız. Siz bu mesajı attıktan sonra şu anda WhatsApp hattının başında bulunan görevli arkadaşlarımız hemen size cevap verecekler. Siz Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan sadece 150 euro danışmanlık ücreti ödeyerek emekliliğinizle ilgili tüm işlemleri yapacaksınız. Ödemenizi yaptıktan sonra size bir randevu günü ve bir saati verilecek. Bu randevu günü ve saatinde Emekli TV'nin sosyal güvenlik uzmanları sizinle WhatsApp üzerinden görüntülü bir şekilde görüşecek ve sizi tüm bilgilerinizi aldıktan sonra sizin için çok özel bir çalışma yapacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınızı ve en kolay, en erken nasıl emekli olacağınızı ortaya çıkartacak. Daha sonra size ikinci bir randevu verilecek. Bu ikinci randevu gününde yine uzmanımız sizi WhatsApp'tan görüntülü bir şekilde arayacak ve sizin emekli olmanızla ilgili tüm bilgileri aktaracak. Ve siz emekli olmayı kabul ettiğinizde uzmanlarımız yine sizin Türkiye'ye hiçbir şekilde gitmenize gerek kalmadan tüm müracaatlarınızı yapacak, tüm dilekçelerinizi dolduracak ve sizi emekli maaşına kavuşturacak. Türkiye'deki emeklilik sistemi öyle bir sistem ki eğer emeklilik müracaatı yaparken yanlış bir dilekçe verirseniz, yanlış bir formda, yanlış bir kutucuğa işaret koyarsanız devlete ödeyeceğiniz para iki katına çıkıyor.
alacağınız maaş da yarıya düşüyor. Onun için hayatta bir sefer olan bir şey için mutlaka uzmanından danışmanlık alacaksınız. Şimdi biz bu hizmetle yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın kapı kapı gezme dönemini bitiriyoruz. Ali bunu dedi, Veli bunu dedi dönemini ortadan kaldırıyoruz ve birilerine de 3-4 bin euro emeklilik danışmanlığı ücreti ödemenizle kökten bitiriyoruz arkadaşlar. Artık sadece ve sadece 150 euro ödeyerek siz geleceğinize dair çok çok önemli bir adım atıyorsunuz. Bitti mi? Hayır. Eğer hanımefendiler eşleriyle beraber ya da bir tanıdığıyla beraber emeklilik danışmanlığı alırsa hanımefendilere %50 indirim var. Normal şartlarda 2 kişi 300 euro ödemesi gerekirken 225 euro ödeyecek. Eğer hanımlar ya da beyler tek başına danışmanlık alırsa onlar 150 euro ödeyecekler. Biz bu hizmeti sınırlı sayıda vatandaşımız için kısa bir süreliğine vereceğiz. Emekli TV'nin emeklilik danışma merkezindeki uzmanlarımız şu anda sizlerden gelecek olan mesajları bekliyorlar. Artık düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Hem kendiniz için, hem eşiniz için, hem de çoluk çocuğunuz için geleceğe dair bir adım atmak istiyorsanız bu büyük fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Sadece 150 euro ödeyerek kendi geleceğinizle ilgili, ailenizin geleceğiyle ilgili çok çok önemli bir adım atacaksınız. Bugüne kadar emekli olan vatandaşlarımıza bize göstermiş oldukları güven için çok teşekkür ediyoruz. İşlemleri devam eden vatandaşlarımız var. Artık sıra sizde. Az önce de ifade ettiğim gibi düşünme zamanı değil, harekete geçme zamanı. Sadece 3-4 kişinin yemek parasına siz emeklilik gibi çok çok önemli bir konuda danışmanlık alacaksınız ve tüm işlemlerinizi de yaptıracaksınız. Ek hiçbir ödeme yok arkadaşlar. O nedenle bu büyük fırsattan mutlaka yurt dışında yaşayan tüm vatandaşlarımızın istifade etmesini istiyoruz. Ayrıca çocuğu olan hanımefendiler Türkiye'de daha kolay emekli oluyor. Telefon numarasını hemen telefonunuza kaydedin. WhatsApp'tan ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye hemen mesajınızı gönderin. Evet değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir geleceğiniz, sevdiklerinizle beraber güzel yarınlarınız olsun. Hoşça kalın.